Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. lema 10. nükte. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı severseniz, madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksın. Hayır, ne güzel iş ya, mantıklı ya. Evet, evet. Madem Allah'ı seversiniz, öyleyse Allah kendini nasıl sevdirmek istiyorsa öyle seveceksiniz. Evet. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Aha, Allah Allah. İslam dini ne kadar berrak. Allah Allah. Aydın efendim. Yani Allah Allah. Peygamberimiz peygamber nasıl sevilir? Ana baba nasıl sevilir? İşte falan hoca efendisi hoca nasıl sevilir? Allah nasıl sevilir? Hep böyle İslam dinine hüdütlendirilmiş yani çok. Elhamdülillah. Yani bir adam ana babasını çok sever ama peygamberimizden çok sevemez. Evlatlarını çocuk çok sever ama değil mi? Peygamberimizden çok sevemez. Peygamberimizi çok sever ama haşa Allah kadar sevemez yani. Ne kadar İslam'ı yapma yani. Berrak evet öyle. Allah Allah. Öyle. Evet, ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sever. Aha ne güzel getirdi mesela. Hem insan deşerdi bu padişah beni sevir mi sevmiyor mu? Hele değil mi? Padişah da efendime söyleyeyim kendisi seni sevdiği için dese ki yahu madem sen beni seveceksen iyi işte benim dediğim efendim tarzda oturup kalk. Hayır, rahat yani. He şimdi öyle şimdi. Madem Allah'ı seveceksiniz, öyleyse peygamberimizin tarzını takip edin. Nasıl oturmuşsa öyle oturun. Ya nasıl kalkmışsa öyle kalkın, nasıl kılmışsa öyle kılın. Nasıl konuşmuşsa öyle konuşun. Nasıl sevmişse öyle sevin, değil mi? Nasıl konuşmuşsa öyle, ya Allah Allah. Evet, evet. Zaten siz Allah'ı seversiniz, ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Daha ne olsun ki ya, bundan büyük âli maksat olmaz ki. Yüksek maksat yani. Allah'ın muhabbetine mazhar ne demek yani. Nasıl olacağımızı da ortaya koydu yani. Şu peygambere ne kadar benzerse ben o kadar seviyorsunuz. Allah Allah. Allah. O kolay yani. Acaba bu peygambere nasıl benzeyeceğim? Ya oturduğu gibi oturursan, konuştuğu gibi konuşursan, yediği gibi yesen, içtiği gibi içersen, yattığı gibi yatarsan, afiyette bitti yet yani Allah Allah. Sünnet seneyi öğrendiğim bitir yani. Öyle. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlânın yolu Allah'a sevmenin yolu Allah'a matlab-ı âlâ. Ne güzel ya. O matlab-ı âlâ efendim. Yolu Habibullah'a ittibadır. Ve sünnet-i seniyesine iktidadır. Hmm. Bu makamda 3 nokta ispat edilse mezkür hakka tamamıyla tezahür eder. Hmm. Birinci nokta, beşer fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmış. Ya Allah Teala yaratmış esmalar. Bütün kainatı ve kainat olanları
hep bizim için yaratmış, bizim menfaatimiz için yani. Kainatın tümünü, hele bak ne demek yani. Ya, akıl da bunu arıyor da yani. Yani şimdi zaman zaman söylüyorum yani, hoş yani efendim insan değil mi, dağlar bağlar için olmaz, dağlar bağlar insan için olur, yıldızlar insan için, hayvanlar insan için, denizler hep insan için. Ne sene ver insan da Allah için. He yani. O fitrette yaratmış yani. Ne diyor? Beşer fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet ya, üzerine yaratılmıştır. Allah Allah. Biz Allah'ı seviyoruz ama nasıl, ne kadar, ne kadar yok. Muhabbet nihayetsiz yani. Ne kadar yok. Hadsiz bir muhabbet yani. Allah Allah. He yani. Ya evet. Sonra Cenab-ı Hakk'ı sevmek onun hakkı yani. Yani Cenab-ı Hakk'ı sevmek onun hakkı. Neden? Çünkü bütün güzelliklerin menbei onda. Değil mi? Güzel, ne gibi güzellikler var ise hep menbei oradan geliyor yani. Öyle değil mi? Çiçekteki güzellik onun güzelliği nesi değil mi? Ağaçtaki güzellik, kuşlardaki ve nerede ne güzellik hep oradan, ustasından geliyor. İnsandaki güzellikler hep ondan geliyor. He? Öyle doğdu. Evet. Beşer fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Allah Allah. Çünkü fıtratı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet. Ya, ama güzelliklere karşı. Yani, neyin güzel olursa olsun insan seviyor. O şekilde. Evet. Ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Evet, evet. İhsan Allah'ın. İhsanı sever, en büyük ihsanlar Allah'ın. He yani, vücudumuzda olan bütün azalarımız hep Allah vermiş daha. İhsan bunlar. Gözlerimiz, kulaklarımız, elim hep onun enfüsi nimetler diyor, değil mi? He, aklımız işte ve herkese. Afak-ı nimetler harca çık yani. Yani hakikaten acaba yani harçtaki nimet mi daha mühim, yani dahıldaki nimet mi? Adap göz mü daha mühim insanda var ya, yoksa güneş mi? Yani birbiri sormuş yani. birbiri sormuş yani. Allah Allah. Hayat çok mühim değil mi? Hayat mı mühim, hava mı? Hava olmasa hayat olmaz yani. Allah Allah. Şimdi karıştaki nimetine yani insanın kendine dahil olan nimetin hangisi üstün olduğunu diyemiyorsun. Hayat çok kıymetli ama havayla yaşıyor. Göz çok kıymetli, güneşsiz olmuyor. Allah Allah. Olmuyor da Allah-u Ekber. Allah razı olsun. Üstadımız bunları bile bize vermekle düşünüyoruz. Tefekkür alemine giriyoruz. Tefekkür alemi ya. Tefekkür alemi bambaşka bir alem vardı. Yani değil de bir dakika tefekkür bir gecede nefile bir gece bir de bir saat tefekkür bir gece nefile ibadetten üstün. O bir saat değil, bir dakika. Bir dakika tefekkür nefile ibadetten üstün. Biz her haftada kaç gün toplanıyoruz buraya, ustadımızın sayesinde tefekkür ediyoruz. Değil mi? Allah'ın varlığını, birliğini nasıl sevilecek? Allah bizi nasıl sever? Hep bunlar. Bak ne kadar güzel para var. Hem de cemaat halinde. Bu dersler var ya, bu Risale-i Nur dersleri, aman yarabbi. Bunlar olmasa belki kıyamet kopardı yani. Bu Risale-i Nur dersleri yani sadece Türkiye'yi değil de dünyanın temeli, dünyayı tutuyor yani. Tabii ya. Kitapta değil ki mesela bir alim mescitte olsa, bir alim meşrikte olsa bir yarım da mağribde. Bunlar emir bir mağrif. Yaptıkları takdirde Allah dünyayı yıkmaz. Bak Risale-i Nur Rabbi emir bir mağrif yapıyor ki. Bir memleşette kaç yerde yani. Değil mi? Bir memleşte. Şimdi Erzurum'da kaç yerde. Mesela sanki her saat hiç yani durmadan değişik yerde hep Risale-i Nur okunur değil mi? Allah'a bir defa Allah'a 5 vakit namazın peşine burada okunuyor. Başka medeselere dokunuyor efendim. Allah günde ne kadar ders okuyor. Bunu hep aşağıya gidiyor Allah'ın huzuruna yani. Allah Allah. Allah'ın huzuruna gidiyor bu ders. Tabi. Öyle diyor.
ve ilahi yesedü kelime deyip de ayette ha yani evet. Evet. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre tabii. O muhabbet tezayüd eder. Ne kadar derecesine ne? Yani cemalın dereceleri var değil mi? Dereceleri var efendim. Şimdi o derecelere göre sevilir. Güzelliğin yani. Atın güzelliği, montofun güzelliği, ağacın güzelliği, bakın hep bunun derecesine göre. Bir de Allah'ın güzelliği canım. Ya. Bir de Allah'ın cemali canım. Yani. Evet, öyle değil mi? Evet. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre ihsan derecesine göre Allah. O muhabbet tezahüd eder. Allah'ın ihsanlarını sayamasan ki değil mi? Yani Allah'ın nimetlerini sayamasan, ihsanlarını nasıl sayarsın ki sen? Ama bu nasıl ihsan? Ah, bütün hazinelerini bir taraftan deryaları bizim için açmış hazine. Aha bunlar yiyin içinde ormanlar bizim için. Bağ bahçeler bizim için, Allah Allah. Dağlar bizim için hep bir ihsan. İhsan diyor ya. Evet. Evet, öyle. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezahüd eder. Aşkın en müntaha derecesine kadar gider. Allah ihsan eder tabi. Aşık. Aşık billahlar var yani aşkın. Aşkın yani Allah Allah. Aşkın yani. Öyle yani. Müntaha derecesine kadar gider. Evet. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Allah Allah. Allah diyeceğim. Çünkü Cenab-ı Hak kendi için yaratmış ya o kalbi. Kalp nezergâh-ı ilahi. Yani bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak sizin ne efendime bedenize bakar, ne malınıza, ne mülkünüze bakar. Cenab-ı Hak sizin kalbinize nazar ediyor. Kalp nezergâh-ı ilahi Allah'ın Allah Allah. Kalplerimize bakıyor Allah. Ona göre muamele yapıyor Allah. İşte. Kalp yani nezergâh-ı ilahi diyor yani. Ha. Evet. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde yani kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Aman ya Rabbi Allah Teala. Yaşamış böyle Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları var yani. Bir yerde gördüm Nakşibendi Hazretleri yemek yiyormuş da oradan talebeleri sormuşlar ki ya Hacı Hazretleri bu kainatın en uzun bunu nasıl görüyorsun? Kainatın değil ki bu önümde sufra kadar. Daha bazen misal veriyorum. İnsan büyük bir kazan südü ateşin üzerine koy alev ver. Hani şimdi alev yandıkça süt ne yapacak? Taşacak. Taş değil mi kazan için alıyor. Yani insanda öyle bir aşk var ki taş değil mi kainat için alıyor. Onun gibi yani misal yani. Yani kainat için alıyor Allah Allah. Allah ya. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemala karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhabbet vardır. Ha yani her insanda istidad-ı muhabbet, her insanın kabiliyetine var da kimisi bir feyle çıkmamış, hele kalmıştır. Yani kafir her insanda, gavurlar da dahil buraya, her insanda Cenab-ı Hak bu kabiliyeti istat-ı koymuş. İşte mesela farz et diyelim hani adam mesela bak o Cenab-ı Hakk'ın kalbindeki o Allah'a karşı olan muhabbeti puta vermiş yani. Ha görüyor musun mesela? Tabi ya. Puta vermiş yani. O muhabbet var yani. Allah'a karşı ama mesela hani da şimdi çocuk anasının memesini bulamadı mı yalan çimemeyi çekiyoruz. Öyle oluyor değil mi? Çünkü emme kabiliyetinde. O dursun çekiyor ama ağzına bir şey yesin geçmiş dinlemiyor. Hatta ağlamıyor ya. Ulan ne o diye ağlamışsın? Ağzına ne gidi ki? İşte bu kafirler böyle yani. Ulan ne oldu ki? Ağzına ne gidi ki? Puta işte o sevgiyi puta veriyor yani. İlla sevecek yani. Çünkü sana bak kalbe koymuş onu yani.
Allah'ı. Vallahi bulamadığım Hakkı Mehmet'i bulamadığım yalancı Mehmet'e kapılır. Allah Allah. Yani daha bunu efendim Fuzuli Bağdadi efendim bir gecede yazmış bu Leyla Mecnun'u. Ne kadar o da yüzerif etmiş ki bir gecede onu yazmış Leyla Mecnun. Allah Allah. Leyla Mecnun meselesi insana yaşadığı işte Mecnun belli. Deli. Leyla gidiyor, Mecnun gidiyor. Leyla gidiyor, kovuyor, kovuyor. Efendim. Eski mecazi. Onu anlatıyor. Eski mecazi. Mecazi bir muhabbet. Eski mecazi. Allah'tan başka neyi seversin ise eski mecaz oluyor. Allah'ı sevme mecazi işte. İşte yürüyor, yürüyor. Efendim, sonunda ne yapıyor? Döndürüyor. Eski mecazdan eski akıya. Sen yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Allah Allah. Sen yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Bu Leyla ne? Herkesin bir Leyla'sı var. Leyla, Ahtuçi, herkesin bir. Kimi için siyasettir, kimi için şöhrettir. Efendim, kimi için efendim, zenginliktir, kimisi işte megamdır. Allah Allah. Herkesin bir Leyla'sı var Allah'u. Her yani Allah Allah. Yani Allah Allah. Allah Allah. Aman yarabbi. Herkesin bir Leyla'sı var aman yarabbi. Diyeceğim söz olur, demeyeceğim söz olur. Allah Allah. Acaba bu Halk Partisi'nin Leyla'sı ne var lan? Desem bunu bir demesi olur mu? Allah Allah. Aman yarabbi. Resulallah. Hayır ne? Allah Allah. Anlatıyor. Bir gün yaylada, yaylaya gidiyorlar efendim. Efendim. Köylülerine beraber, evet, Mecnun da beraber yani. Orada bir hoşoş görüyor, hemen gidiyor hoşoşu yakalıyor, getirir efendim üstünü temizliyor, cübbesini çıkartır, altına serir, çantasından çörekleri çıkartır, hoşoşu önüne döküyor. Ulan dile sen deli misin ya bunu niye be? Siz bilmiyorsunuz ki. Niye bilmiyorum, niye bilmiyorum. Bunu onun köyünde gördüm de Leyla'nın köyünde, onun için diyor. Bunu bir gün Leyla'nın köyünde gördüm. Allah Allah, öyle manalı ki bilmiş yani. Yani bu, Allah Allah. Leyla'nın köyünde gördüm. Allah'ın yurdunda gördüm. Yani mesele o. Yani Allah'ın yurdu. Yani Allah Allah. Aman yarabbi. Ne büyük insanlar. Selef de var yahu Allah Allah. Allah yani bazen diyeceksin evet bu insanlar için bir kainat yaratılır yani. Biz de onların sayesinde yani. Biz de onların sayesinde Allah Allah. Evet. 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 Madem fıtrat-ı beşeriye de İhsan ve cemal ve kemala karşı böyle hadsiz bir istidadı muhabbet vardır. Ve madem bu kainatın halıkı, kainatta tezahür eden asarıyla bilbedaha tahakkuku sabit olan hadsiz cemalin mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuşu sanatıyla biz zarire sübutu tahakkuk eden hadsiz kemali kussesi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hadsiz envai ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsanatı vardır. Şunu nasıl konuşmuş, dikkat ediyor musun ya? Hele bakın bir daha okusunlar, nasıl konuşmuş ya? Allah konuşmuş ya, Allah Allah. Farkında mısın sen? Bir daha okur ya, Allah Allah. Ve madem bu kainatın halıkı, ay maşallah, kainatın halıkı, kainatta tezahür eden asarıyla, tezahürleri, güneşleriyle, yıldızlarıyla, dağlarıyla, hayvanlarıyla, denizde Allah Allah asarıyla, kainatta asarıyla, evet sonra bilbedahe tahakkuk eden sabit olan hadsiz cemali mukaddesi. Allah'ın hadsiz cemali, mukaddes bir cemali var. Onun cemali mukaddes, bizim anladığımız cemal gibi değil yani bizim zaman mukaddes, evet.
Bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u sanatıyla onun güzelliği bu mevcudatta nukuş-u sanatıyla. Senetler onun nakışları. Yani onun güzelliği nerede tecelli ediyor efendim? Senetinde tecelli ediyor. Bülbülü sevmiyor musun? Değil mi yani sen? Sen bülbülü sevmiyor musun? Montofi sevmiyor musun? Hele bak ya ne sevmeyecek ne var ki yani Allah aşkına. Allah Allah. Senetinde tecelli ediyor yani. Ağacın yaprağını, ayak ağacın çiçeğini sevmiyor değil mi sen yani bunları Allah aşkına. Evet. Bu mevcutata tezahür eden nukuşu sanatıyla, Allah Allah. Biz zarure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemali kutsisi. Ya hadsiz kemali kutsisi, mukaddes kemali. Evet. Ve bütün zihayatlarda tezahür eden hadsiz envai ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden. Görüyoruz yani. Görüyoruz. Hadsiz ihsanatı vardır. Allah Allah. Elbette zişurların en cami ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden hadsiz bir muhabbet iktize ediyor. Ya Allah gahi Allah Allah. Amin inşallah. Allah Allah. Allah Allah. Evet, her bir insan... Bire dua etmeye lazım yani. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi merfetike. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi merfetike. Üç defa diyeceksiniz. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi merfetike. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi muhabbetike. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi muhabbetike. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi muhabbetike. Allahümme inni eselüke en tühye kalbi bi mekhafetike. Bi mekhafetike, bi mekhafetike. Allah Allah. Allah'tan korkmak da öyle bir zevk var ki korka yani bilmiyor korkma bir şey var ya o nasıl bir tat var? He yani Allah Allah. O korkmakta olan zevk bir eya muhabbet olan zevk nasıl olur yani? Hay Allah razı olsun ustadımızın Allah derecelerini alesin. Yani biz bununla heyene, biz kim? Demiş ki, eskiden ağalar şeyde gide yıkanmışlar. Ayasbaş Yaman'ın ağaların yeri oraya. Kerol olan bir tanesi de benim gibi başına koltuğunu elbiselerini almış. Yallah Ayasbaş Yaman'ı. Lübesi böyle neresin burada sen? Ben de hamama geldim. Buraya şuna bak diye. Kel kim, Ayas Paşa hamamı kim? Ola şimdi biz kim, bu yüksek dersler kim? Kel kim, Ayas Paşa hamamı, biz kim buna? Ne yüksek dersleri Allah bizi muhatap etti ya? Allah Allah! Allah Allah! Aman ya Rabbi, sana ne kadar semdedik, ne kadar şükredik, ne kadar secdedik Allah Allah! Yani... Le'in şekertüm, lezidenleküm, her şükretmek lazım. Bu esirde, bu Risale-i Nur gelmezse kıyamet kopardı arkadaşlar. Allah Allah, Allah Allah. Bu dersler dünyanın her yerinde okunuyor. Elhamdülillah, Allah Allah. Her yerinde bu dersler Allah anlatıyor. Bu dersler her yerde Peygamberimiz anlatıyor, değil mi? Bu dersler her yerde insaniyet anlatıyor, değil mi? Allah Allah, aman yarabbim. Haydi bak. Evet, her bir insan o Halık-ı Zülcelal'a karşı hadsiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi o Halık dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyete müstahaktır. Hatta insan-ı müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidadı muhabbet ilahiyenin teraşşuatıdır. Ondan teraşşu etmiş yani ya. Evet. Hatta insanın mütenevvi hissiyatı şedidesi o istidadı muhabbetin istihaleleridir. Ha istihale şey diyor böyle güneş doğuyor o çiçeklerdeki renkler var ya o renkler hep güneşten geliyor ona istihale diyor yani. Anlaşıldı mı? Evet. Hatta insanın mütenevvi hissiyatı şedidesi
O istidadı muhabbetin istihaleleridir. Ve başka şekillere girmiş reşalarıdır. Mesela diyelim hani evladını seviyorum işte. Ve o şekilde girmiş reşalar yani. Evet. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu halet-i ruhiyeye binaen insan eğer insana ait envai ihsanat-ı ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki benim Halık'ım beni zulümat-ı ebedi olan Adem'den kurtarıp ya bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebediden ebedi olan idam-ı ebedi olan Adem'den ve Mah'tan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum envai lezaiz ve mehasininden istifade edecek ve cevalan edip tenezzüh edecek zahiri ve batını hassaları duyguları bana inam ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarif ve ahbab ve ebnai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Tabii. Zira onların saadetleriyle mes'ud ve mütelezziz oluyorum. Madem el insanu abidul ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette böyle hadsiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa. Ay maşallah kainat bir kalbim olsa. O ihsana karşı muhabbetle doldurmak iktiza eder. Amen, ve doldurmak isterim. Amin. Evet. Ben bilfiil o muhabbeti etmesem de bil istidat, bil iman, bil niyet, bil kabul, bil takdir, bil iştiyak, bil iltizam, bil irade suretinde ediyorum diyecek ve hakeza. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hadsiz bir adavet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkarane bir adavet taşıyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.